5 tane özelliğine birden bakarsın. Aa işte yok kaşını kaldırdı, yok saçını da bak taç takmış, saçını da 2 gündür zaten yıkamamış, ayakkabısı da şöyle bilmem nesi de böyle, rujunun da rengi kaçmış, bir sürü şey görüyorsun. Daha detaycı kadın var çünkü. Evet. Çok detaycı. O zaman kadın tabii ki demek ki bir yalan kurgularken çok daha detaya önem veriyor. Çünkü iyi bir yalan iyi kurgulanmadan geçiyor yani. Yani bir de sonuçta her detayını kurgularsan. Yani bir yalanı söyleyip onu sürdürmek de sıkıntı aslında. Yani düşündüğünde. Yani şimdi bir yalan söyledin ama mesela açık vermemek için sürekli onun o bağlantılarını nerede ne dediğini çok iyi kafanda tutman gerekiyor. Çok bariz bir şekilde yakalanırsın. Ya bunu ben şöyle örnek veriyorum. Bir yalan söylemek akıntıya karşı ters nehirde yürümek gibidir yani. Her şey üstüne üstüne gelir çünkü. Diğer türlü aşağı doğru yürüdüğünde, hani çok böyle kuvvetli akan nehirden bahsetmiyorum, ufak dere gibi düşün. Yani oradan yürüdüğünde aşağıya doğru o seninle beraber yürüyecektir ve daha kolay bir şekilde şey yapacaktır. İlerleyecektir. Ama tersine ilerlemeye çalıştığın zaman bu sefer sana her şey engel olacaktır. Demin Murat da benim eski askerim. Bu da bir soru sormuş. Neden kadınlar daha kolay yalan yakalıyorlar diye. Yine aynı şekilde muhtemelen şeylerden olabilir yani. Detaycılıktan olabilir yani. Çünkü kadın hiçbir şeyi kolay kolay unutmuyor. Yine mesela bununla alakalı deneysel bir çalışma yapıp bunu yayınlamıştım makale olarak. Mesela yalan tespitinde bir yöntem var. Kronolojik sırayla geri anlattırma yöntemi. İşte birisine bir olayı anlattırıyorsunuz. Ondan sonra bir anlamda diyorsun ki, bir yerde diyorsun ki sen bunu bakalım tersten anlat. O da şaşırmadan geriye doğru aynı kronolojik sırayla anlatmaya çalışıyor. Mesela kadınları ben bu konuda istatistiksel olarak daha başarılı bulmuştum yani. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Unutmuyorlar. O zaman unutmuyorlar. Yani detayı unutmuyorlar. Kronolojik sıra unutmuyorlar. Unutmuyorsa o zaman demek ki daha kolay yalan söylüyor. Çünkü yalandaki en büyük sıkıntı, sürdürülebilir yalandaki en büyük sıkıntı az yalan söylemektir. Şimdi şu çok önemli. Çoğu yalanın yakalanmayışının sebebi de bu aslında. İnsan bütün bir yalanı söylemek yerine belli yerlerdeki kritik şeyleri atmakta falan genel itibariyle tercih eder. Yani mesela doğru bir şey anlatıyordur. Orada anlatmaması gereken bir şeyi bir kelime köprüsüyle atar. Bilmem ne yapar. Anlatabildim mi? Kayar gider o. Yani tamamı yalan değildir. Sadece o kısmı kollaması lazım. Ama şimdi adam oturup da hiç olmamış bir şeyi sıfırdan baştan anlatmaya kalkarsa o zaman burada şey yapamazsın yani, onun altından kalkamazsın, ne olurmuş. Yani şunu demek istiyorum. Burada yalancının özelliği yalanın yakalanmasından bence çok daha önemli. Yani yalancı başarılı bir yalancı bir yalansa zor. Yani peki o hani özelliklerinden söz ettin ya, o yalan söyleyenlerin genel böyle bir bize onları tanıtacak bir ipucu, özelliklerinin sıralaması var mı mesela? İyi gözlem yapamıyor bir insan ama karşısındaki de sürekli yalan söylüyor ve o maruz kalıyor o yalanlara. Ya şu var, yani iyi yalancılar, kötü yalancılar var. Mesela Albert Ridge var, İngiliz akademisyen. Yalan konusunda dünyada bilinen birkaç en iyi akademisyenden bir tanesi. Benim de çok saygı duyduğum bir adam. Albert Ridge'in iyi yalancılar, kötü yalancılar diye bir makalesi var mesela. Bilimsel bir makale, yayınlanmış güzel de bir makaledir. Mesela burada iyi yalancıların iyi oyuncular olması gerektiğini söylüyor. Çünkü o yalanı oynamak önemli bir şey. Neden? Şöyle izah edeyim. Aslında dolayı yorucu. Bizim aslında beynimiz 3 parçadan oluşuyor. İşte omurilik soğanlı, biz ona sürüngen beyni diyoruz. Bu böyle hayatta kalmaya dair basit işlemleri yapan, sürüngenlerde bir olan bir beyin. Sonra bir memeli beynimiz var. Ondan sonra limbik sistem diyoruz. O bütün canlılarda var zaten, işte tavşanlarda bile var. Bir de neokorteks diyoruz. Bizi insan yapan en büyük bizde var yani. Şimdi burada biz yalanı neokortekse söylerken, bir yandan limbik beynimiz de doğruyu söylemeye çalışıyor. Bu böyle bir otoban gibi düşünün.
Yani sürekli olarak hareket halindesin. Yani sen bir taraftan yalanı kurgularken öbür taraf doğruyu söylemeye çalışıyor. Bu senin davranışına yansıyor, dilin sürçüyor, yüz mimiklerin kaçıyor, mikro ifadeler sızıyor. Bir sürü şey oluyor yani. O yüzden yalan söylemek zor bir şey. O yüzden eğer kişi kendisini bu yalana ne kadar çok ikna ederse, bir şekilde kendi doğrusunu yaratırsa, o kadar rahat eder. Çünkü limbik sistem onu o zaman rahat bırakmaya başlar. Kendini kandırmaktan kastettiğimiz konu bu aslında. Diyor yani yalan söyleyince kendisinin yanında. Neden? Çünkü limbik sistem, o otomatik çalışan bilinçaltımızın da olduğu, duygularımıza hükmeden sistem böyle gayret ediyor, böyle çalışıyor. Eğer böyle böyle değilse, anlatabildim mi? O zaman daha fazla sızıntı, daha fazla sözsüz sızıntı ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden yalan söylemek yorucu bir iş yani. Peki şimdi pek çok konu başlığına da değinmek istiyorum çünkü zaman biliyorsun ki sıkıntı. Biraz ailelerin hep merak ettiği bir şey. Şimdi özellikle ergenlik döneminde hani biliyorsun ki çocuklar da çok usta yalancılardı. Hani çocukları özellikle ergenlikte dış tehlikelerden koruma anlamında onların yalan söylediğini nasıl anlayacağız? Hani bu konuda da biraz özellikle anne babalara ipuçları verirsen çok sevinirim. Ya çocukların yalanları aslına bakarsan çok masum yani. Çok da gayret de sarf etmiyorlar. Sen bir şekilde onu affedeceğini de bildiğin için galiba. Bilmiyorum yani benim gözlemlediğim o. Zaten bazen hani söylerken bile çok saçma sapan yalanlar söylüyorlar. Zaten hemen ortaya da çıkıyor. Çok da böyle araştırmada gerek yok. Bence bu yalandan ziyade yine şeye geleceğim. Gözlem konusuna geleceğim. Bence çocukların davranışlarının gözlemlenmesi, davranış farklı gözlenmesi çok önemli. Neden biliyor musun? Çünkü çocuk bir anda farklı bir ortama geçiş yapabiliyor, farklı alışkanlıklar edinebiliyor, Allah korusun bir sürü şey olabiliyor. Burada çocukların neden böyle davrandıkları konusunun iyi yakalanması lazım. Mesela şimdi ergen tavrı yani sonuçta ne yapıyor? Odasına giriyor, hiç çıkmıyor. Bizim ergen de öyle, hiç çıkmıyor mesela odadan. Şimdi sen onu çok da fazla gözlemleyemiyorsun işte ama denk geldikçe işte yemekte, şurada, burada falan denk geldiğin zaman yani mutlaka işte onun gözlerinin içerisine bakmak lazım. İşte ne bileyim renk kaymalarına bakmak lazım. Dil sürçmelerine, konuşma bozukluklarına bakmak lazım. Göz bebeklerindeki büyümeye bakmak lazım. Öz bakım becerilerinin zayıflamasına bakmak lazım. Bunların tamamı mesela Allah korusun uyuşturucuyla bağlantılı evet, şeylerdir. Evet, anlatabildim mi? Yani burada hani ben sadece yalan dolanla ilgili şeyler anlatmıyorum. Benim için bence önemli olan şeyi öğrenmek de derler. O davranış değişikliğinin neden kaynaklandığını öğrenmek. Gözlem becerisi. Evet neden yalana başvurulduğu da önemli. Bence de önemli. Aile, yani burada evet ailenin çok hatası var mı var. Benim de var mesela. Benim de bir ergen kızım var. Ben de zamanı gelince çok sıkıştırıyorum, kızıyorum, ediyorum. O da yalan söylemek durumunda da kalıyor. Sonra tekrardan arayı bulmaya çalışıyoruz. Zor iş yani. Ergenlik çünkü çok bambaşka bir ruh hali. Ben şimdi tahmin ediyorum mesela bir somutlaştırmaya çalışıyorum. Bedeninin içerisinde rengarenk sıvılar olduğunu düşünün, hormonlar. Onlar sürekli yer değiştiriyor yani. Ya düşünsenize biz şimdi birazcık sinirlensek adrenalin ortamımız, şeyimiz, testosteronumuz artsa ruh halimiz değişiyor. İşte kafa göz dalıyoruz insanlara bilmem ne. Bu insanı düşünsene ya sürekli olarak o şey hormonal dengesi değişiyor yani. O yüzden dengesiz davranışlar falan çok normal. Şey yapmak lazım, ona göre dikkat etmek lazım. Yalan söyleyen çocuğa nasıl davranmalıyız? Ya bir defa mümkünse yalan söyleyen çocuğun yüzüne o yalanı vurmamak lazım aslına bakarsan. Çünkü sen bunu ne kadar alenileştirirsen ondan sonra o kadar şey yapmaya başlıyor. Yüz göz olunca yüzsüzleşmeye başlıyor tabii ki. Daha rahat yalan söylemeye başlıyor falan. Mümkün mertebe yalan söylediğini yüzüne vurmadan şey yapmak lazım. Yalanı hissettirmek lazım. Hissettirmek gerekiyor. Evet yani ya sen bunu söylüyorsun da hacı yani ben bunu yemedim ama bak yüzüne de vurmuyorum yapma artık istersen falan denilebilir yani bu pozisyonda bence. Bunlar daha önemli. Yani çocuk yalan bir de şu da var.
bunu ne kadar sıklıkla yapıyor çocuk, onu da tespit etmek lazım. Yani eğer çok sık bu yolana başvuruyorsa ailenin sorunu olabilir. Ailenin sorunu olabilir. Çocukta da ruh halinde de bence bir sorun olabilir. Tamam mı? Kendisini böyle ispatlamaya çalışıyor olabilir. Ne bileyim, bir sürü şey olabilir. Yani bunu iyi dikkat etmek, gözlemlemek lazım bence. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi peki yeni çıkan kitapların Sözsüz Sızıntı 1 ve 2. Biraz bu kitaplardan da söz edelim. Öncelikle Sözsüz Sızıntı nedir? Onu bir açıklayalım. Şimdi Sözsüz Sızıntı, biraz önce bahsettim ya. Hı-hı. Neokorteksle, insan beynimizle limbik beynimiz arasındaki mücadelede ortaya çıkan istemsiz, bizim istemeden vücudumuzdan ya da ağzımızdan, dilimizden sızan, ondan sonra kelimeler, işaretler, davranışlar, mimikler, ifadeler, bunların tamamına sözsüz sızıntı diyoruz aslında. Şimdi Freud'un, şu malum psikolog Freud'un çok güzel bir sözü var. Tam da bunu anlatıyor. Her yerde de söylüyorum. Diyor ki, insanoğlu bilmelidir ki diyor, daha doğrusu şunu kesin ol, bilinmelidir ki diyor, insanoğlu diyor yalan söyleyemez diyor. Eğer diyor dili sussa, dili sussa parmak uçları konuşur, vücudunun her deliğinden, her gözeneğinden ihanet sızar diyor. Bak, ama işte, güzel anlatmış ki. Çok güzel, ama işte onu anlayabilmek için de yine bizim beden dilini ve o işaretleri iyi okumamız gerekiyor. Yoksa tabii ki anlayamayız. Şimdi başka bir cümle daha söyleyeceğim. Argil'in bir sözü var. Diyor ki sözsüz iletişim genel olarak diyor çoğunlukla diyor farkında olmayan bir kaynak. Yani ben mesela şimdi konuşurken sözsüz dilimin bazen farkına varmayabilirim ne yer ifade ettiğini. Ama çoğunlukla farkında olan bir alıcıdır diyor. Yani karşı taraf anlar. Anlayıp anlamamak tabii önemli. Çünkü aslında senin vücudun onu bir şekilde kodlayıp gönderiyor. Sen onu aslına bakarsan vermek istemiyorsun. O senin sakladığın bir şey. Ama işte o iki beynin arasındaki sıkıntıdan bu bir şekilde kaçmış oluyor. Anlatabildim mi? Şimdi burada senin onu işte dekoder gibi, yani vardı işte bu şey televizyonların falan dekoderleri. Onun gibi sen onu çözebilirsen anlayabilirsin. Çözemezsen öyle yürür gider yani. O senin bir şey yapabilecek şansın yok yani o pozisyonda. İşte bu sözsüz sızıntıdan kastettiğimiz bizim insanın istemsiz davranışları. Şimdi beden dilinin iki tane işlevi var Nesin. Bak bunu iyi anlatmak lazım. Bir tanesi bizim kendi davranışlarımızı kontrol etmemiz. İşte nedir? Güvensiz mesela duruşlardan kaçınmakla. Mesela benim YouTube kanalım var, Beden Dili Analiz diye. İlgilenen arkadaşları da beklerim mutlaka kanala. Orada en son yayınladığım şey var mesela, video var. Duruşunu ayarla, dünyaya kafa tut dedim yani. Neden? Çünkü duruşların vücut kimyamız üzerinde çok ciddi etkileri var. Yani şöyle bir kendine güvenli duruşu bir dakika, iki dakika sürece muhafaza ettiğinde bedenindeki şey değişiyor. Kimya değişiyor. Testosteron hormonu çok fazla artıyor ve sana müthiş bir cesaret ve risk alma isteği getiriyor. Ama tam tersine vücudunu kapatırsan bu sefer de kortizol hormonu artıyor. Seni strese sokuyor ve daha korkak bir adam haline getiriyor. Şimdi burada bunu bilmek önemli. Bu senin kendinle alakalı olan beden dili. Sen işte elini, adamların elini nasıl anlatıyorlar? Şöyle sık. İşte üstünlük kurmak istiyorsan omzuna dokun. Şöyle yap, böyle yap, bilmem ne falan. Ama bir de bu işin şey boyutu var. Karşı tarafı okuma boyutu var. Bu da senin karşı tarafın söylemediklerini anlamanla alakalı bir şey. Ve bence bu çok daha önemli. Çünkü o zaman insanların aslına bakarsan bir söylerken yanında iki üç de söylediğini fark etmeye başlıyorsun. Senin onu anlayabilen insan, anlayamayan insanlardan dinliyorsun. Anlatmadıklarıyla da dinlemiş oluyorsun. Anlatmadıklarıyla dinliyorsun ve bu sefer senin diğerlerinden bir artan oluyor yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? Evet. Daha zengin bir iletişim kurmuş oluyorsun. Adamdaki rahatsızlığı fark edip mesela onu sormaya başlıyorsun, çözmeye çalışıyorsun. Ne bileyim yani bunun gibi bunun pek çok açılımı var. Mesela adamın ne bileyim canının sıkkın olduğunu fark ediyorsun. İşte gitmesi gerektiğini, senin onu gereksiz yere işgal ettiğini fark ediyorsun. Sen fark edip de bunu dersen, ya birader bana müsaade, ben gidiyorum falan, senin vaktinden dersen kibar bir adam oluyorsun. Ama anlamayıp da adamı lafa tutmaya devam edersen bu sefer kaba bir adam oluyorsun. Yani bunların ikisinin arasındaki ayrımı çok önemli. Şimdi bu Sözsüz Sızıntı 1 kitabında
Esas olarak beden dilini anlatıyorum. Bu normalde işte Külahman'la kitabında iki kitap halindeydi. Ama daha sonra insanların kalın kitaplardan çok hoşlanmadığını fark ettim. Bunu iki kitaba indirdik. Ama tabii ki olduğu halde de bırakmadık. Mesela 16 ay İtalya'da kalmıştım var. Oradan edindiğim tecrübeleri ekledim. İşte şeyleri koydum. İtalyan beden dilini falan ekledim. Vücuttaki stres işaretlerini ekledim. Çok sıkıcı gelen akademik kısımları çıkarttım falan. Birinci kitapta beden dilini anlatıyorum aslında. Ama ben beden dilini belli kurallar dahilinde değil, insanın evrensel kökenleriyle anlatmayı tercih ediyorum. Her insana geçerli olabilecek net kuralları ortaya koymaya çalışıyorum. İkincisinde de bu öğrendiklerin üzerinden bina ederek insanlara okumayı öğretmeye çalışıyorum. Yani burada iki aşamalı bir konu var. Birinci aşaması daha ziyade beden dili, ikinci aşaması da yalan tespiti. Gerçekten çok güzel detaylar var. Yani bu anlamda şey diyorum, anlattıklarından yola çıkarak beden dili sözel iletişimden çok daha etkili diyebiliyoruz o zaman, değil mi? Özetle. Yani şöyle önemli, sözler olan da en azından ne dediğini anlatmaya çalışıyorsun. Diğeri senin anlatmak istemediklerin, aslına bakarsan. Daha etkili mi? Evet, daha şu o anlamda daha etkili olabilir. Ama şu da var. Her zaman da bunu okumak istemeyiz yani. Her zaman her yalanı çözmek istemediğimiz gibi. Yani sonuç itibariyle bazı şeyleri de anlamamak lazım. Çünkü anladığın zaman üzerine gidiyorsun. Bu sefer ondan sonra o da başlıyor ki ya şudur budur falan. Gereksiz tartışmalara falan da sebebidir. Mesela overreading, gereğinden fazla okuma diye de bir şey var yani. Çok da fazla bence bunların detayına varmak lazım. Adam sana bir şey demişse demiştir yani. Eğer çok vallahi şey etkisi yoksa bence bunu çok da abartmamak lazım diye düşünüyorum yani. Her şeyi de bilme canım. Bugünlerde şimdi biliyorsun karantina